Kıymetli Üstad söyledi. Gazetecilerin bir takım moral, etik değerleri vardır. ilkeleri vardır dedi. Çünkü mesleği o Mustafa abi. Neler bunlar? Getirdim. Birkaç maddeyi sizleri sıkmadan okuyayım. Hı. Gazetecilerin temel görev ve ilkeleri. Gazeteci sonuçları ne olursa olsun gerçeklere ve doğrulara saygı duymakla mükelleftir. Şimdi bu ekrana bakalım. Buradaki kıymetli isimlere bir daha bakalım doğrulara saygı duymakla mükellef olan gazeteciler. Gazeteci bilgi ve haber alma, yorum yapma ve eleştirme özgürlüklerini hiçbir kurum ve şahıstan talimat ve telkin almaksızın savunur. Hiçbir kurum ve şahıstan. Gazeteci her türlü şiddeti, manipülatif ve provokatif eylemi, kışkırtıcı yayınları imtina ile reddeder. Etki ajanlığı gelecek birazdan konuşacağız. Gazeteci onun için, Cem Kaya onun için yutkunuyorum. Yani evet. yine etik değerlere evet. saygımdan dolayı. Gazeteci iftira, hakaret, lekeleme ve dayanaksız suçlamalardan uzak durur. Gazeteci ilan, reklam kaynaklarından uzak durur. Her türlü baskıyı ve kendisine yönelik taltifi reddeder diyor. Hmm. Şimdi bu Türkiye gazetecilere Hak ve Sorumluluk Bildirgesi Evet. Uluslararası ayağında da 12 Amerikan dolarını aşan hediyelerin reddiyesi var. Hmm. Çok önemlidir bu. Niye demek zorunda? Bir evet. Bir mesleği ifa ediyorsanız gazetecilik mesleği, hukukçuluk, hakimler, savcılar, tebabet, evet. tıp. Bunlar ehem ve mühim mesleklerdir. Niye? Toplumda belli bazı hadiselerde rol model olursunuz ve toplumun Efkar umumiyede bakış açısını yönlendirirsiniz, evet. kanalize edersiniz. Hasan Tahsin, namı diğer Osman Recep Nevres, bir gazeteci. Ne yapmış? 15 Mayıs 1919'da ilk kurşunu sıkmış, gazeteci. Bizim gazeteciler ne yapmış? Roma'ya, Eterna Sonsuz Şehre çıkartma yapmış. 69 kişi gidiyor babalar, 45'i gazeteci. Niye bunları intihap ettin diye soruyorlar. Murat Emir Cumhuriyet Halk Partisi'nin kıymetli vekili meclis kürsüsünden şunu söylüyor. Bağımsız olanları seçtik. Vehametin dik hala. Yani Türkiye'de bu 45 kişinin dışında ne kadar gazeteci varsa pek çoğuyla da ekranlara çıkıyoruz unutmuşlar çağırmayı. Onlar bağımlı gazeteci. Bunlar bağımsız. Bağımsızlar kim? Nevşin Hanım efendim. Son derece objektif. Acayip. Tarafsız ve objektif bakış açısı kaleme. Ruşen Bey hanımefendiyi de beraberinde götürüyor. Objektif tarafsız. İsmail Saymaz. Müthiş tarafsız bir adam. Acayip. İnanılmaz. Çok üzüldüm. Yani orada Hakan Kürşat Oğuz var. Ya acaba dedim şapkayla gözlükle karıştırıyor muyum? Ama o da var. Yine bir döneme damgasını vuran tek bir manşette iktidar deviren hı hı. Ertuğrul Özkü. Evet. Fatih Altaylı bayılırdı ona öykünürdü. Şimdi ondan daha mahir oldu. Daha ala oldu, yani upgrade edilmiş hali oldu. Şimdi bunu niye söylüyorum? Ekrem Bey herkesle poz vermez. Ekrem Bey öyle pozlar veriyor ki sevgili Tuba, inanılmaz samimi poz. Yani Hı, Ekrem Bey'in verdiği poz, Ekrem Bey burada kıymetli Üstad söyledi 2028'e giden evet. Cumhurbaşkanlığı adaylığında kendi medyasını oluşturuyor. Proje çalışması yapıyor. Şimdi bu nasıl bir proje? ifade edelim. İkinci turnu sol kağıdıdır Ekrem Bey'in. İmamoğlu demiyorum. Birinci turnu sol kağıdı Karadeniz gezisi vardı hatırlayınız. Bir takım isimleri otobüse doldurdular. Murat Ongur'un müthiş bir pozu vardı. Sevgili Nagihan orada birinci turnu sol kağıdı olmuştu. Hı hı. O geziden sonra Ekrem Bey'i destekleyen sol cenah olarak telakki edelim Kemalist kesim. Öyle küfürler ettik. Hakkımızı helal etmiyoruz sana verdiğimizi Niye sırf Nagihan alçı yüzünde? Kadının nasıl suç evet. günahı var. Davet ettiler. Kadın bindi otobüse gitti. Roma'ya niye çağırmadılar acaba onu da merak Unutmuştur. ettim. Unutmuştur. Unutmuş mudur? Tahkir ve tezif ettiler. Ama inanılmaz bir deha Murat Ongun, ben ona gölge başkan diyorum, hı, hı. derledi, toparladı ve yüzde elli birlerle bu yine tırnak içinde seçim başarısını getirdi. Neye rağmen hatırlamıyorum Siyasetine rağmen. Bu arada Şaban Sevinç'in pasaportu yetişmemiş galiba. O süresini kaçırmışlar. <laughs> süresini kaçırmışlar. Bahar Feyzan'ı hanımefendi unutmuşlar. Kadıncağız diyor ki ya ben de bağımsızım. Ben de YouTube'dan para kazanmaya çalışıyorum. Beni niye unuttunuz? Barış Erkaş'ı hiç çağırmamışlar. Belli bazı isimler de fizik yemiş. Hmm. Şimdi bakalım bilgilerimize. 16 Mayıs ve 17 Mayıs'ta bir uçuş gerçekleştiriyor. Çekmeköy uçağımızın ismi. Türk Hava Yolları'nın kiralanıyor. Yahya Üstün Bey ifade ettiler. Kira aldık, parasını da aldık dedi. Ödeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı kimin parasıyla bu faturaları ödüyor? Hatırlayınız Ocak 2022'de Dominik Şilkot'ta bir yemek yedi. Hı hı. Kalkan, müthiş. Hı hı. Kalkan ziyafeti çekti. İstanbul kar esareti altındaydı. Ekrem Bey unun faturasını da bana ödetti. Ben İstanbul'da yaşadım. O gece biz yayından dönerken evet. ellerimiz donmuştu. Evet. Benim emlak Kalmış. vergimde, benim tenfizat çöp vergimde ödendi. Benim vermediğim oya rağmen benim de İstanbul şehir emini Mekrem Bey. Ha, beni de çağırmayı unuttu. Dili fazla sivri diyormuş belki ondan. Peki ne olmuş burada bu gezide? Sizin için öyle mi diyormuş? Öyle diyormuş desin. Bu gezide ne olmuş? Bağımsız ve tarafsız gazeteciler gitmiş bir Haber gezisine çıkmışlar. Temkaya burada bir e, müsaade evet. edersen bir şey söylemek istiyorsun. Evet. Hayır diyorlar ya e, biz tarafsız gazetecileri seçtik diye. Ben tarafım arkadaş. Ya. Devletime, milletime tarafım. Başım gözüm üstünde. Varsa söylesinler. Evet. Bakın Sayın Ekrem İmamoğlu bir bakarak söylüyorum. Siz tarafsız gazeteciler seçiyorsunuz. Nereye taraflar bilmiyorum. Yani Saraçhane'ye taraflar oldukları belli. Ama bizler devletimize ve milletimize tarafız. Bilin. Peki Nokta. artık çağrılmayacaksınız efendim hiçbir yere. E, vallahi benim Arka için takip sayılır ya çağırma. <laughs> Şimdi burada önemli bir tespit. Bu 45 gazeteci bu seyahatten sonra ne yazmış? Çok baktım. Yok. Bakma bulamazsın. Ben de bulamam. Ufka bakacaksın. Şimdi bize yetiştiren bir üstadımız vardı ya. Mesela yazdık diyorlar ben. Tabii yazmışlar. Bir bakarsınız evet, yorumlarda bize de koştular. Biz da görüştüm. Yani Olimpiyat hmm. oyunlarını, Avrupa oyunlarıyla ilgili bürokrasimizle de görüştüm. Yani onlara da verdikleri bir herhangi bir rapor, bir bilgi yok yani. Ama sorarsanız diyorlar ki biz gazeteciyiz. Gittik haber yaptık.